Merhaba arkadaşlar, Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 5. sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde ünitemizin son bölümü olan çocuk hakları konusunu birlikte inceleyeceğiz. Çağdaş ve sağlıklı toplumların varlığı ancak iyi yetişmiş bireylerle sağlanabilir. Bu durum 19. yüzyıldan itibaren sosyal yaşam içerisinde çocuklara verilen önemi artırmıştır. Çocukların farklı alanlarda karşılaştıkları sorunlar ve yaşanan hak ihlalleri uluslararası alanda bir kamuoyu oluşturmuştur. Çocukların hem bedensel, hem sosyal, hem de psikolojik olarak korunması için bir takım çalışmalar başlatılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirgesi kabul edilmiştir. Çocukların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde 54 maddeden oluşan Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlanmıştır. Ve arkadaşlar, bu sözleşme 191 ülke tarafından da kabul edilmiştir. Bizim ülkemizde bu sözleşmeyi 2 Ekim 1994 tarihinde kabul etmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan devletler bu kararları uygulamak ve yasalarını da bu sözleşmeye göre düzenlemek zorundadır. Uluslararası bir kuruluş UNICEF. UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu demektir. Birleşmiş Milletlere bağlı olarak faaliyet gösteren, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm dünya çocuklarına yardım eden en önemli uluslararası kuruluştur. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onayladıktan sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurmuştur. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, ülkemizde çocuk haklarının korunmasından sorumlu bir kuruluştur. Burada da arkadaşlar, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne yer alan bazı maddeler verilmiştir. Bunlardan birincisi, madde 1'de 18 yaşına kadar her bireyin çocuk sayıldığı belirtilmiştir. Madde 9'da her çocuğun beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve bir aileye sahip olma hakkı vardır ifadesi bulunmaktadır. Madde 12. Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Madde 23. Engelli çocuklar özel olarak korunur. Devlet onların bakımlarını, eğitimlerini ve iş sahibi olmalarını sağlar. Madde 28'e baktığımızda her çocuğun eğitim, öğretim, görme hakkı vardır cümlesini görmekteyiz. Madde 31. Her çocuğun dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, oynama, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılma hakkı vardır. Madde 32. Çocuklar büyükler gibi bir işte çalışamaz. 18 yaşın altındaki çocuklar kesinlikle çalıştırılamaz. Ve madde 33. Çocuklar zararlı maddelere karşı korunmalıdır. Bunları üretenler ve çocuklara verenler cezalandırılır. Bunlar arkadaşlar, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne yer alan maddelerden bazıları. Etkinliğimizi birlikte yapalım. Aşağıdaki resimleri inceleyerek Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne yer alan ilişkili maddeyi verilen boşluğa yazınız. Birinci görselimize baktığımızda arkadaşlar, burada sınıf ortamında eğitim alan çocukları görmekteyiz. Bu da bize Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne yer alan her çocuk eğitim, öğretim, görme hakkına sahiptir maddesini belirtmektedir. İkinci görselimizi incelediğimizde burada da her çocuğun düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahip olduğu maddesi aklımıza gelmelidir. Üçüncü görselimizde arkadaşlar, her çocuğun dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, oynama, kültürel sanatsal faaliyetlere katılma hakkıyla ilgili bir görseldir. Sıradaki görseli arkadaşlar sizlere ödev olarak bırakıyorum. Konumuzu burada tamamlıyoruz. Arkasından gelen konu değerlendirme testlerini ve devamındaki ünite değerlendirme testlerini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 5. sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası'ndan tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.